Bugün AK Parti'de Merkez Karar Yönetim Kurulu toplanıyor. Peki toplantıda hangi başlıklar masada olacak? Bununla ilgili detayları TV 100 muhabiri Ebru Balıkçı'dan alacağız şimdi. Ebru. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak ve AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan toplantıda önemli konular görüşülecek. Bilindiği gibi 7 Ekim'de 4. Olağanüstü Kongre yapılacak. Kongre çalışmaları devam ediyor. Peki çalışmalarda hangi aşamaya gelindi? Bu konu bugün değerlendiriliyor olacak ve bir diğer önemli başlıksa 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler. Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken AK Parti'de çalışmalar hız kazandı. Bir süredir de zaten çalışmalar devam ediyordu. Peki hangi aşamaya gelindi ve seçimde nasıl bir yol haritası izlenecek? Bu konuda yine görüşülen en önemli başlıklardan biri olacak. Bu arada Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın bir sunumu olacak. Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Partili belediyelerin çalışmaları hakkında bir sunum yapacak. Ve ardındansa yine başkan olmak isteyen kişilerin CV'leri de görüşülüyor olacak bugünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında. Ve bir diğer önemli başlıksa vatandaşı en yakından ilgilendiren konulardan biri ekonomi. Ekonomideki gelişmeler masaya yatırılıyor olacak. Bu arada AK Parti'nin sahada anket çalışmaları vardı ve yine MKYK üyeleri de kabine üyeleriyle, milletvekilleriyle birlikte bir süredir sahadalardı. Oradan gelen geri dönüşler de bugün masaya yatırılıyor olacak. Ekonomide o konulardan en önemlilerinden biriydi. Özellikle de iki sorun üzerinde duruluyordu. Seçim yol haritası çizilirken hem vatandaşın ekonomideki beklentileri hem de Suriyeli sığınmacılar konusu. Bu iki konu da yine bugün toplantıda değerlendirilecektir diye tahmin ediyoruz. Toplantı yaklaşık bir saat sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantının ardındansa AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kamera karşısında olacak ve toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunacak. Teşekkürler Ebru. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı açısından yenilgiyle sonuçlanan seçimlerin ardından ilk kez konuştu. Sert sözlerinin hedefinde isim vermese de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Kılıçdaroğlu ise Akşener'in kendisine yönelttiği eleştirileri "eğer konuşursam saygısızlık yapmış olurum" ifadesiyle geçiştirdi. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Ama ne yazık ki koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Seçimin ardından uzun süren sessizliğini bozdu. Bugüne kadar yaptığı en sert konuşmaya imza attı. İsim vermedi ama hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Millet iradesini savunduğumuz için. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o sözleri CHP liderine soruldu. Cumhuriyeti açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "eğer konuşursam saygısızlık yapmış olurum" ifadesini kullandı. Sözlerine yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesiyle devam etti. Sayın Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener'e saygısızlık yapmış olurum. 2019 yerel seçimleri muhalefet açısından çok önemli kazanımlara neden oldu. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya kazanıldı. İzmir, Eskişehir, Hatay, Muğla, Aydın, Büyükşehir belediyeleri yeniden kazanıldı. Bu başarının en önemli nedenlerinden biri İyi Parti ile yapılan işbirliği. Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. Genel başkanın partililere ise Akşener hakkında olumsuz yorum yapmaktan kaçının talimatı verdiği öğrenildi. CHP lideri benzer bir uyarıyı seçim döneminde de yapmıştı. Kılıçdaroğlu'ndan kamuoyunda tartışılan boykot çağrılarına ilişkin de değerlendirme geldi. Siyasetin geçmişten ders çıkarıp geleceğe odaklanma işi olduğunu söyledi. Küsmek doğru değil ifadesini kullandı. Ki bunun milliyetçilik neresinde?